Çocuk doktorumuzu davet edeceğim ama ortam böyle. Ali abi dur şunu düzelteyim, öyle ev misafir geliyormuş gibi düşün. Şunları da bizimkilere atayım. Hatta şunu da atayım. Azıcık toparlamış olayım. Bunlar da işe yarıyor biliyorsunuz değil mi? Bunlar da böyle bacakların arasına konuyor. Şöyle. Bakayım bu da böyle böyle. Ben de yaptım canım. Fena değilimdir. Ali abicim bunu al. Aylin'i ve ben davet edeyim. Arkaya götüreyim. Arada siz bunları halledin. Aylin Şimşek geliyor, çocuk doktorumuz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Çok mersi. Sizi hemen şöyle Boğaz manzarasına doğru götüreyim. Tabii. Ya da buyurun böyle. Peki. Arkadaşlarımız bunlardan bizi birazdan kurtarırlar. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi biz çocuk doktorlarına çok önem veriyoruz. Çünkü izleyicilerimizin çocuk doktoru geldiği zaman inanılmaz sorular birikiyor. Ne kadar güzel. O yüzden hemen başlayalım. Telefonlar Tabii. varsa hemen bağlamaya başlayalım arkadaşlar. Antibiyotikten başlasak. Peki. O kadar çok antibiyotik kullanımı var ki. Maalesef. Maalesef mi? Gereklilik mi? Evet. Ne zaman verilmeli? Antibiyotik bitmeden çocuk iyileşirse, bırakılırsa ne olur? Tabii. Bizimle paylaşın. Tabii. Şöyle söylemek gerekirse çocuk hastalıkları biliyorsunuz daha çok en çok viral enfeksiyonları görüyoruz biz. Bir virüsler var, bir bakteriler var çocuklarda hastalık yapan. Özellikle kış döneminde çocukların hastalıklarının çoğu viral. Hele okul çocukları. Viral ne demek? Virüs ayrı, bakteri ayrı. Virüsler mevsim içinde dalgalanarak gezen, çeşitlilik değiştiren bazı virüsler var. Mesela bizi grip yapan virüs gibi, ishal yapan virüsler gibi. Bir de bakteriler var. Bunlar mikroplar. Viritik enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmaya gerek yok. Ama bakteriyel mikrobik enfeksiyonda örneğin çok duyuyorsunuzdur beta mikrobu deriz. Boğaz enfeksiyonu ateşli seyreder. Bu antibiyotiksiz geçmez. Burada antibiyotik kullanmak aslında akılcı antibiyotik kullanmaktır. Ama eğer çocuğumuz kreşe giden bir çocuk, burnu akıyor, hapşırıyor, öksürüyor, hafif de ateşi var. Bu bize virüs olduğunu gösterir. Bunda antibiyotik kullanmak için henüz çok erken. Çocuğu diğer semptomlarla desteklemek lazım, belirtilerle. Nelere bakmak lazım? Örneğin ateşi çıkıyorsa ateş düşürücü verebiliriz. Yine grip olan çocukta bol miktarda su içmesini sağlayabilir. Çünkü su içmek balgamı yumuşatıyor. Öksürüğe gelen en iyi ilaç sadece sudur. Öksürüğe gelen ilaç sadece sudur. Mesela suyu eczaneler satsa reçeteli yazarız diyoruz o derece. O kadar önemli. O kadar önemli. Peki kaç bardak bir çocuk için? Günde normalde küçük bebekler hastalandığında bile 6. aydan sonra su aldıkları için öksürdüklerinde biraz su miktarını arttırın. Günde 150-200 cc su verebilirsiniz diyoruz. Ne eder o? Kaç bardak? Bir su bardağı yaklaşık küçük 6. aydan büyük bebekler için 1-2 biberon diyebiliriz maksimum. Ama büyük çocuklar günde bizim gibi 7-8 bardak su içebilirler. Peki çocuklar doğru su içerse, bu arada gidelim mi yerimize? Burada size bir sürü Tabii ki. Meyveler, sebzeler hazırladık. Tamam. Buyurun. Size Facebook'tan pek çok soru da geldi. Biz yazdıktan sonra onları da Peki, paylaşacağım. Tabii. Eğer bir çocuk doğru miktarda su içiyorsa biz onu doğru miktarda su vererek nelerden korumuş oluruz çocuğumuzu? Bir kere su vücudumuzun biliyorsunuz %75'i sudur. Hı hı. Vücudumuzun sağlıklı olması için, toksin atmamamız için, metabolizmamızın çalışması için su son derece önemlidir. Özellikle enfeksiyon sırasında öksüren çocuklar, solunumu hızlanan çocuklar çok su kaybederler. Onların o suyu içerek almaları gerekir. Doğru, solunum hızlanıyor çocukların. Tabii ki, biliyorsunuz. Nasıl nefes alıp tabii ki bronşiyolit olduklarında, zatüre olduklarında, öksürükle birlikte hem yemeleri azalır. Yemeleri azaldığı için su kaybı da azalır. Su kaybı da artar. O su kaybını yerine koymak için hasta çocuklarda mesela tavuk suyu çorbayı çok tavsiye ederiz. Neden? Ne var bu tavuk suyu çorbada? Gerçekten Şimdi, öyle. Şimdi tavuk suyunun içinde yapılan çalışmalarda gerçekten bilimsel kitaplarımızda belirtiliyor. Bir madde var. Bu madde boğaz için antiseptik, aynı zamanda balgam söktürücü özelliği var. Tam da istediğimiz şeyler. Tam da istediğimiz şeyler. O yüzden biz hastalanan çocuklarda özellikle tavuk suyu çorbayı, biraz da limonla. Çünkü limon orada nedir? C vitaminidir. Biraz limon sıkarsak çok çok faydalı olur. Aynı şekilde tarhana çorbası. Burada amaç çocuğun sıvı alması. Tarhana çorbasının için mayalı. Maya nedir? Canlı bakteri nedir? Bağışıklığımızı güçlendirir. Bu anlamda biz çorbaları son derece tavsiye ederiz çocuk hekimleri olarak. Peki sorumun tam cevabını aldın mı acaba? Eğer susuz kalan bir çocuğumuz yoksa evet. yani su miktarını doğru bir şekilde vücuduna verebiliyorsak tamam. hangi rahatsızlıklardan koruruz? Bir kere çocuğun sağlıklı büyümesi için suyu alması lazım. İshalde su kaybı çok fazladır. Suyu mutlaka yerine koymamız lazım.
Yani doğru şekilde su alan çocuğumuz hastalıklara karşı daha dirençli ve bedeninde olması gerektiği kadar güçlü tutabilir, değil mi? Kesinlikle sağlıklı beslenmenin temeli su tüketmek, hepimiz için öyle. Peki, çünkü suyun yerine konabilecek bir sürü şey de yediriyoruz, içiriyoruz çocuklarımıza. Yani tabii. Meyve suları. Tabii. Mesela hazır meyve sularını hiçbir zaman önermiyoruz. Bunlar su yerine geçer mi? Tabii ki onlar da bir sıvı ama su tek başına çok farklı. Yine de su içirmemiz Yine lazım. Yine de su içirmemiz lazım. Bir de Zahide Hanım, çocuklar susadıklarını fark etmezler. Oyun oynarken çok oyuna dalarlar. Onlara su içer misin çocuğum, evladım susadın mı diye bizim hatırlatmamız lazım. Farkında değiller. Farkında değiller. Su kaybettiklerinin farkına varamazlar. Bizim hatırlatmamıza son derece fayda var. Peki, harika bilgiler veriyorsunuz. Derya Hanım Manisa'dan arıyor. İlk telefonumuz bugünün. Derya Hanımcığım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Zahide Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız ben efendim? Ben şimdi iyiyim, teşekkür ederim. Kısa bir sorum olacaktı. Benim kızım 13 aylıkken havale geçirdi. Hı hı, geçmiş olsun. Yani 7-8 ay sürekli ayın sonunda antibiyotik kullandı. Yani hep ateşleniyordu. 38 derece ateşle, 39 bazen 40 oluyordu. Ve sürekli her ayın sonunda hasta oluyordu. Ve bunun için hani soracaktım, hani 7 ay boyunca sürekli... Süt, yani bildiğimiz süt içiriyordunuz. Yine sütü kullanıyordu. Ha. Ben ondan kaynaklanır diye doktora gitmeden kendi şeyimle kestim. Evet. Ve şu iki aydır da hiçbir şekilde rahatsızlığı olmadı ve evde kendim doğal antibiyotik yapıyorum. Doğal antibiyotik yapıyorum derken ne yapıyorsunuz? Mesela yarım litre suya, yarım limon, bir de sarımsak 4 gün bekletiyorum. Her ay 7 gün içiriyorum ben. Peki. Ve bu şekilde de hiçbir şekilde rahatsızlanmıyor şu anda çocuğum ama 7 ay boyunca sürekli antibiyotik kullandı. Evet. Hemen burada sorunuza geçmeden önce bunu sorabilir miyim? Hanımefendinin yaptığı şey çok güzel bir şey. Doğru mudur? Yapmaya devam ediyor. Bu su ve sarımsak karışımı. Evet. Şimdi aslında bunun direkt zararı var diyemeyiz. Çünkü bebeği 7 aylık. 7. aydan sonra 9. ay civarında biz çocuk hekimleri zaten yemeklere soğan ve sarımsak başlanmasını tavsiye ediyoruz. Eğer bebek çocuk bunun aromasını sevdiyse. Sarımsak ve soğanlar antibiyotik grubu yiyecekler. Gerçekten biyo yararlılığı çok yüksek, bizim bağışıklığımızı güçlendiren yiyecekler. O yüzden o doğru. Bunu kullanmasında eğer çocuk bunu tolere ettiyse bence bir sakınca yok. Harika. Gerçekten evet. Doğal antibiyotiğinizi yapmışsınız anne evet. olarak. Tebrik ediyoruz sizi evet. gerçekten. Ateşli Peki. havaleye gelince, şimdi demiştim az önce viral enfeksiyonlar çok ateşli seyrede bilir. Ve bu ateş sırasında çocuklar havale geçirebilirler ama bu her çocukta olacak diye bir kural yok. Bu çocuğun yapısına ve yatkınlığına bağlı. Eğer ailede anne baba küçükken ateşli havale geçirmişlerse bu risk artar. Genetik olarak biraz ben geçirdiysem genetik, çocuğuma tabii da. Tabii ki. Ailede hikaye varsa bu risk biraz artmaktadır. Ateşli havaleden korkmamak lazım. Çünkü gerçekten kötü bir şey değil. Belki görüntüsü kötü ama çocuğunuzun beyninde ciddi hiçbir hasar bırakmıyor. Hayır, biz hep bir araz olan çocuğumuza bakıyoruz. Ne oldu? Küçükken havale geçirdi. Ateşli. Allah korusun. Tabii. O zaman korkuyoruz. Ama onlar şöyle olabilir. Eğer çocuk bir menenjit geçirip menenjit esnasında havale ve nöbet geçirdiyse bu farklı bir olay. Ama basit bir solunum yolu enfeksiyonu ateşinde havale geçiriyorsa bundan çok korkmamak lazım. Ama bu havale gün içinde 4-5 kere tekrar ediyorsa, sayısı çok fazlaysa bu havaleler biraz daha riskli havaleler. Bunları ilaçla takip ediyoruz. Peki. Çok geçmiş olsun. Sorunuzun çözümü olduk mu efendim? Bizimle misiniz hala? Peki, Kars'a merhaba diyelim o zaman. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Kars'a da selam ve sevgiler sizin vesilenizle. Buyurun. Benim çocuğum da biraz hasta da. Nedir efendim, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Bundan bir yıl önce pankreas daralması değil. Pankreas kanaması geçirilmiş. Evet, pankreasında daralma var. Ama daralmanın sebebini bulamadılar. Evet, tedavi görüyor ama stent yerleştirdiler. Stent yerleşmesine rağmen hiçbir sonuç alamadık. Yani bir iyileşme olmadı. Evet. Şimdi yine rahatsız. Ankara'da oluyor tedavisi. Peki. Bir 3 ay sonra yine girecek Ankara'ya, kontrolü var. Hem de stent yerleştirecek. Ne kadarlık ama bebeğiniz, öğrenebilir miyim? 14 yaşında. 14 yaşında. 14 yaşında. Bebek değil, 14 yaşında. 14 yaşında, pardon, anladım. Şimdi bu hastalıklar aslında bizim çok nadir gördüğümüz hastalıklar. Tabii çok emin değilim pankreas mı? Bazı hastalıklar safra kesesi, karaciğer ve pankreas beraber işleyen çalışan organlardır. Bazı çocuklarda bu tür rahatsızlıklar çok nadir olarak biz görürüz. Ve tedavileri bu şekilde cerrahi tedavilerdir. Ve özellikle üniversite hastanesini takip etmesi gerektiği özellikle hastalıklardır bunlar.
Peki efendim, bizim size buradan söyleyebileceğimiz çok bir şey yok ama inşallah Allah yardımcısı olsun, çok geçmiş olsun. Tedavinizi zaten aksatmamanız lazım ki belli ki tedaviye önem veriyorsunuz. Çok geçmiş olsun, teşekkür ediyoruz. Nazlı Hanım merhaba, Adana'ya merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Nazlı Hanım, buyurun. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız Ayda Hanım? Çok teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Hocama bir sorum olacaktı da. Buyurun. Buyurun. Benim oğlum 1,5 yaşında havale geçirdi. Ondan sonra bir hafta hastanede yattı. Ondan sonra şu an oğlum 4 yaşında sürekli aydan ayır. Sanki tarih atarsın gibi böyle hastalanıyor. Geçen 10 gün önce hastaneye yattı. Kulak burun boğaz bana şey hastalığı söyledi. FT ap hastalığı demişti. FSA. Ama bunu ne yapmam lazım? FT ap hastalığı. PFAPA mı acaba? PFAPA. Galiba. PFAP hastalığı. Evet. Şimdi çok geçmiş olsun. Şimdi bu PFAP son zamanlarda biz doktorlar tarafından çok daha teşhis edilen, aslında şöyle 8 yıl öncesine kadar çok da bilinmeyen bir rahatsızlıktı. Nedir bu PFAP? Bu çocuklar sık bademcik enfeksiyonu olarak, aslında bir bademcik iltihabı, fakat bu bir mikrobik iltihap değil. Bunu vücut kendisi yapıyor. Otoimmün bir şey. Sebebini de bilemiyoruz. Ve daha sonra yani dışarıdan mikrop almasına gerek kalmadan kendi vücudu evet, yapıyor. Vücut bunu kendisi üretiyor Zahide Hanım. Şöyle ki bu çocuklar her ay periyodik olarak ateşlenirler. Doktora giderler, doktor muayene eder, bademcik iltihabı der, antibiyotik yazılır. Ateş birkaç gün sonra düşer. Aslında burada antibiyotik vermeye gerek yok. PFAP tanısını, evet, PFAP tanısını koymamız lazım. Ağız içinde yaralar olabilir. Periyodik ateş deriz, ayda bir ateş. Ağız içinde yaralar, lenf bezlerinde şişlik. Evet, hep böyle mi devam edecek hayatı? Hayır, hep böyle devam etmiyor. Şöyle ki, yapılan çalışmalar göstermiş ki bu çocukların birçoğu yaş büyüdükçe bu hastalık kendiliğinden yok oluyor. Fakat atak sıklaşırsa, ayda bir değil de 15 günde bire düşerse, bu çocuklarda çözüm bademcikleri aldırmaktır. Oradaki kaynağı aldırıyoruz. Bademcikler gidince vücut kendi kendine bir alarm veremiyor ve böylece aynen, de... Aynen, aynen. PFAP kesinlikle zararlı bir hastalık değildir. Periyodik ateş, aftostomatit deriz. Yani bademciklerde iltihap, ağız içinde yara ve lenf bezlerinde şişlik olabilir bu çocuklarda. Peki bu bademcik konusu zaten çok önemli, çok da soru geliyor. Kesinlikle. Eğer böyle hastalık geçiren arkadaşlarımız varsa, tabii, anne babalar kahroluyor. Bademcik ameliyatı tabii, yaptırsak bir dert, yaptırmasak tabii, bir dert. Tabii, hani tabii, bunun bir gerekliliği var ki burada bir mutlaka, bademciğimiz var. Mutlaka. Siz hangi görüşü savunan? Şimdi Zahide Hanım, bu karar kesinlikle hastaya göre verilmeli. Şimdi biz diyoruz ki yılda bir çocuk 8-12 kere ateşlenebilir. 8 ila 12 ateş çıkabilir. Bu bizim için, çocuk hekimler için normal bir ateştir. Mesela anne bize gelir, benim çocuğum çok hasta oluyor. Kaç kere olur? 4 kere. Çok normal deriz biz. Ama 8-12 kreş çocuğu, okul çocuğu normal. Eğer sizin çocuğunuz 12'den fazla oluyorsa, her defasında ateşli bademcik iltihabı oluyorsa, artık bu iltihap çocuğa zarar vermeye başladı, kulağına yayılmaya başladıysa, kulakta serozotit dediğimiz sıvılar birikmeye başladıysa, artık bunun alınma zamanı geliyor. Onun yarardan çok zararı var anlamına geliyor. Anlatabildim mi? Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Çok önemli. Bu kısmı bir daha tekrar edelim tabii, mi? Çok önemli. Şimdi şöyle. Sizin için normal olan nedir? Normal çocuk hastalığı okul çocuğunda yılda 8 ila 12 kere ateşli bir enfeksiyon geçiriyor, tedavi oluyor, iyileşiyor. Bu bizim için normal. Normal. Ama çocuk ayda 2-3'ten fazla antibiyotik kullanmak gerektirecek bademcik iltihabı veya kulak iltihabı geçiriyorsa. Ayda 2 veya 3. O zaten aynen, hep hasta demek. Hep hasta demek. Ve yani şunu demek istiyorum. Bademcikleri bu kadar kolay aldırmayı önermiyoruz biz. Bu kadar ciddiyse durum. Bu kadar ciddiyse öneriyoruz. Ya da çok bademcik iltihabı oluyor, aynı zamanda kulağa vurmaya başladı. Çünkü bademcikle kulak biliyorsunuz aradaki bir boruyla birbiriyle ilişkili. Çok yakın. Çok yakın. Anatomik olarak da çok yakın. Bu çocuklarda belli bir süre sonra Zahide Hanım işitme kaybı olmaya başlıyor. Çünkü orada sıvı birikiyor. İşte duymuşsunuzdur mutlaka, kulağına tüp takıldı. Hı hı. Bademcikleri alındı. Tüpü niye takıyoruz? Oradaki kulağın anatomisini düzeltmek için takıyoruz. Kulak havalanabilsin, bu çocuk işitme kaybına gitmesin diye. Olması gerekeni siz takviye yapıyorsunuz. Biz takviye yapıyoruz. Peki, aynen, ne tatlı anlatıyorsunuz. Ne kadar zor şeyler konuşuyoruz ama. Umarım. Peki, öyle öyle. Yeliz Hanım merhaba, Kayseri'ye merhaba. Yeliz Hanımcığım merhaba. İyi günler Zahide Hanım. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ben doktor Hanım'ı soracaktım. Buyurun. 20 aylık bebeğim var. Allah bağışlasın. Gelişme geriliği var bebekte. Oturamıyor. Kendi başına yürüme olmuyor. Evet. Bunun için ne yapabiliriz? Şu an fizik tedavi görüyor. Zaten bir 12 vitamin eksik çıktı doğduğunda. Evet. Akraba evliliği var mı? Hayır, yok.
Akraba, normal doğum mu, sezeryan doğum mu? Sezeryanla doğdu. Doğum esnasında, bebeğinizin doğum sırasında zor doğdu, birazcık zorlandık gibi bilgiler verildi mi size? Hayır, her şey normal gitti. Her şey normal gitti. Bebeğiniz oturamıyor, hı-hı, öyle mi? Evet, oturma, yürüme problemi var. Peki başını dik, başını dik tutması ilk hangi ayda oldu? 4 falan olmuştu. 4 ayda başını dik tuttu. Peki bebeğiniz desteksiz, hı-hı, oturamıyor mu şu an? Şu an yeni yeni oturmaya başladı. Peki siz çok az, yani 5 dakika kadar. Anladım. Şimdi Zahide Hanım, bu bana takdim edilen hasta, hı-hı, aslında önemli bir hasta. Çünkü bebeğinizin biliyorsunuz vücut büyümesi kadar bir nörolojik gelişimi var. Beyin, hı-hı, gelişimi. Göz teması kurabiliyor mu acaba diye soracaktım, evet, ben. Evet, göz teması kuruyor mu bebek sizinle, ya da bir konuşmaya başladı mı? Kelimeler var mı? Bizimle misiniz? Ah, gitmeseydiniz. Peki göz, evet, teması kurabilmesinin de önemini belki anlatmak şimdi lazım. Şimdi göz teması tabii ki önemli. Çünkü bebeğin nörolojik anneyi, şöyle diyoruz biz. 2 aylık bir bebek mesela anneyle göz teması kurar. Annesine güler. Anneyi kafasıyla azıcık da olsun odada takip eder. Hmm. Yani biz bebeği muayene ederken fiziksel büyümesine baktığımız kadar beyin büyümesine de baktığımız ipucu olan bilgilerimiz var. İşte bebeğin başını dik tutması. Mesela 3 aylık bir bebek başını artık dik tutuyor olmalı. 3 aylık. 3'ün ayıncın sonunda bebek başını dik tutabilmeli. 6. ayın sonunda, bilemediğimiz 7. ayın sonunda bebek artık desteksiz oturmalı. 7. ayın sonu, hatta 8'e kadar izin var. 9-10 aylık bir bebek emekleyebilir ama emeklemeyebilir. Bazı bebekler emeklemeden yürür. Neden anlatıyorum bunları? Bu gelişim basamakları. Tabii tabii. Beyin sağlığı açısından bizim için son derece önemli. Konuşma da çok sıkıntı. Kimisi erken, kimisi geç. Kız farklı, erkek tabii, bebek farklı. Tabii o çok farklı. Konuşma farklılığı doğru, haklısınız. Ama bebek bu gelişim basamaklarını güzel aşağı yapıyor da. Bunlar. Konuşmada sıkıntı varsa o zaman bizim daha çok korktuğumuz hani otizm gibi yaygın gelişimsel bozukluk ya da zeka ile ilgili problem var mı diye o bebeğe bakmamız lazım. Ama hanımefendinin bebeğinde oturamaması bunun ciddi bir nörolojik rahatsızlık olduğunun bir bulgusu olabilir. Yani ne yapmalı hanımefendi? Mutlaka bir üniversite hastanesinde spesifik bir branşa çocuk nöroloğuna gitmeli. Beyin MR'ları çekilmeli, metabolik testleri yapılmalı. Bazı çocuklar doğuştan bazı hastalıklar getirirler. Bu hastalıklarda da bu çocuklar bu basamakları yapamayabilirler. Hmm. Ciddi araştırması gereken bir hastalık. Çok geçmiş, geçmiş olsun, olsun efendim. Çok çok geçmiş olsun. Ayşenur Hanım Ankara'dan bize ulaşmış. Merhabalar. Merhaba, kolay gelsin Zahide Hanım. Çok teşekkür ediyorum Ayşenur Hanımcığım. 9 aylıkmış bebeğiniz. Rabbim büyüdüğünü görmeyi, evet, nasip etsin. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. 9 ayına yeni girdi. Evet. Anne sütü de almıyor. Mama veriyorum, onu da istemiyor. Evet. Yani hangi ek gıdaları vereceğimi bilemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bir de daha ben de küçüğüm, yani bebeğim de çok küçük. Siz kaç yaşındasınız? Ben daha 19 yaşındayım. Ay, oo, çok küçük. Ayşenur, sen gerçekten daha çok küçüksün. Doğru söylüyorsun. Peki, evet, ama artık yani anne olunca mecburen büyümüşsün bu durumda. Evet. Yani evet. Peki, iyi ki bizi aradın, merak ettin, her şeyi cevaplayalım. Önce ben sorayım istersen, siz bebeğinize ne kadar anne sütü verdiniz? 2 ay, sadece 2 ay. Sadece 2 ay anne sütü verdiniz. Peki, evet, mamaya 2. ayda başladınız, öyle mi? Evet, mamaya 2. ayda başladım. Onu da zaten 6 aydan sonra bıraktı. Bıraktı. Peki siz 6. aydan sonra ya da 4. aydan sonra ek gıda ya da tamamlayıcı gıdalara başladınız mı? Ek gıda olarak hani böyle sıvı şeylere, çorba ve yoğurt. Güzel. Bu arada bugün, evet, size bir çorba tarifi vereceğiz. Evet. Lütfen onu takip edin. Özellikle böyle yeni mamaya başlayacak olan çocuklar için çorba tarifi birazdan. Evet. Furkan da bize harika bir tatlı hazırlayacak, onu da hatırlatayım. Peki. Evet. Şimdi bebeğiniz 9 aylık. Aslında bizim şöyle baştan gelirsek önerdiğimiz ilk beslenme anne sütü, biliyorsunuz. Hı hı. İlk 6 ay anne sütü. Eğer bebek anne sütüyle istediğimiz pörsantilde büyüyorsa su dahil vermiyoruz. Bu da çok sorulur. Her şeye yetiyor anne sütü. Anne sütü bir iksirdir Zahide'nin. Kıymetini bileni. O kadar iyi bir süt. Bazen o kadar üzülüyorum ki anne sütü olmayan, gelmeyen. Olabilir. Ben ne yaptım, bebeğimi emziremedim. Ya bu, no, Allah aşkına bunu bir tabii sorun ki etmeyin. Etmesinler. Psikolojik olarak kendinizi de yıpratmayın. Biz zaten burada amacımız başkaları vicdan azabı yaşasın diye değil. Bu anne sütünün önemini belirtmek. Çünkü yapılan çalışmalar göstermiş ki İlk 6 ay anne sütü alan ülkelerde, bebeklerin ülkelerinde ölüm oranları çok az. Yani bizim ülkemizde, Türkiye'de ölüm 5 yaşın altında ölüm oranı, hala bebeklerimiz alt solunum yolu enfeksiyondan hayatlarını kaybediyorlar. Zatürreden, bronşitten. Eğer biz bebeklerimize ilk 6 ay anne sütü verebilirsek
bu ölümleri gerçekten azaltabileceğiz? Aslında çok basit bir yöntem. Çok haklısınız ama ben burada şunun için söyledim. Tabii. Kayınvalideler, anneler, tabii, eşler. Tabii. Yani annelere, yeni annelere o kadar destek vermeliler ki. Kesinlikle. Moralleri bozulsa, sıkıntı olsa, bir şey duysalar. Tabii. Süt gidebiliyor en hassas oldukları zamanlar. Çok haklısınız. O dönem desteklenmesi annenin son derece, evet, önemli. Çünkü biz bebek odasına giriyoruz, bebek doğuyor. Vizitimizi yapıyoruz. Anneanne hemen kalkıyor. Doktor hanım, sütü yetmiyor. Hadi bakalım. Doktor işte hanım, sütü gelmiyor. Diyorum ki bunu demeyin kızınıza. Bebek emdikçe süt gelecek. Lütfen pozitif mesajlar verin. Anne zaten loğusa, zaten o sırada bitmiş, tükenmiş, aynen, endişe içinde. Biz orada o endişeyi yok etmeye ve o annenin modunu yükseltmeye çalışıyoruz. Moral, moral. Moral, her şeyin başı moral. Her şeyin en iyisini vermek, evet, lazım. Şimdi bu hastamız başaramamış olabilir, çok küçük. Olsun, olsun. Belki de aileden destek alamadı. 19 yaşında, 18 yaşında kalmış. Mama da vermiş ama hiçbir şeyde geç kalmamış. Henüz bebeği 9 aylık. Birçok doğru şeyleri öğrenmek için çok genç yaşta. Programı lütfen devamında seyredin. Aslında bugün yayını sanki size yapıyor gibiyiz. Hangi beslenmeyi ne zaman uygulayacaksınız? Hepsini konuşur olacağız. Birazdan ek gıdaya geçen bebekler için çorba tarifimiz var. Bebekler nasıl yıkanır, nasıl taşınır, nasıl tutulur? Biraz babalara da öğreteceğiz. Bakalım beyler nasıl tutuyor, onlarla göreceğiz. Ama bunların hepsi birazdan. Şimdi kısa bir ara vermek zorundayız. Çok güzel anlatıyorsunuz. Küçük Mete, hoş geldin stüdyomuza. Mete ve annesi Rahşan'la tanıştırmak istiyorum sizi. Melek hemşiremiz burada. Doktorumuz bizimle beraber. Korkuttu mu seni Ali abi? Korkuttu mu seni? Çok haklısın. Ali abisi niye korkuttun? Tabii müzik yapınca çocuk. Ben yeğenimi sinemaya götürdüm. Kaç yaşındaydı? 3,5-4 falan. Ben de sinemayı o kadar çok sevdim ki, kavga ediyoruz. Ben çıkacağım diyor, ağlıyor. Ben çıkmayacağım, bana ne, izleyelim ne olur diyorum. Sesinden meğer rahatsız oluyor. Onu da sorayım. Sinemaya götürme yaşı kaçtır çocukları? Şimdi sinemaya aslında... Doğrusu kulaklarıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu orada anladım. Kulaklarıyla ilgili bir sıkıntı yoksa belli bir yaşı yok. Tabii ki çok küçük, 1 yaşından önce olması mümkün değil. İdeali 2 yaşından sonra. Fakat kulakta sıkıntısı olan çocuklarda, bazı çocuklar yüksek sese karşı çok hassastılar ve sinemada kapatarak kendilerini belli ederler. O çocuklarda ısrarcı davranmamak lazım. Yani oyun yapmıyor gerçekten. Gerçekten. Bir problem var olabilir demektir. Demek lazım. Evet. Peki Mete, alıştın mı birazcık bizi? Ha? Alıştın mı birazcık? Annesi yaramaz bir çocuk mu Mete? Yok, hayır, çok sakin bir bebek. Kaç aylık? 7 aylık. 7 aylık, maşallah. Maşallah sana. Gezdireyim ister misin sana burayı? Gezmek ister misin benimle biraz? Evet. Ha? Biraz anneci galiba ha? Yok oğlum. Ha? Anne sana iyi bakıyor mu? Çok iyi bakmış sana. Kaç yaşında Mete? Kaç kilo? 10 kilo. 10 kilo. Doğru bir kilo mudur? İyi bir kilo mudur? 7 aylık 10 kilo birazcık fazla. Biraz genelde fazla. 1 yaş kilosudur erkek çocuklarda, evet, 10 kilo. Evet, doğru. Peki o zaman şunu sorayım. Şimdi böyle kayınvalide falan memnundur. Kayınvalide maalesef vefat etti. Ha, Allah rahmet eylesin. Ama böyle hani tosun tosun çocuk olunca biz pek memnun oluyoruz. Bak gelin ne güzel bakmış ya da ne kadar sağlıklı gibi görünüyor bize ama. Evet, evet. Şimdi doktorumuza sorayım, gerçekten öyle mi? Çocuğun kilosu ne olmalı? Hangi ayda, hangi yaşta? Şimdi bizim her çocuk için kiloyu ve boyu gösteren bir pörsantil eğrimiz var. Biz bebeklerin gelişimini o eğrilere göre takip ederiz. Örneğin yeni doğan bir bebek ilk 3 ayda minimum 600 gram, maksimum 900 gram alsın deriz. Veyahut da yeni doğan bir bebek 5. aya geldiğinde doğum kilosunun 2 katı, 1 yaşına geldiğinde 3 katı olsun isteriz. Örneğin Mete kaç kilo doğdu? 300 gram doğdu. Mesela Mete'nin aslında 1 yaş kilosunun 9900 olması lazım. Mete şimdiden bu kiloyu yakalamış. 7 aylıkken. Evet. Daha 2 ay daha beslenecek. Evet, evet. Evet. Peki ileride, şimdi bazılarımız bizim ne yazık ki kilolu. Evet. Ve yıllar geçiyor, kilo vermeye çalışıyoruz, olmuyor. Evet. Acaba hani Mete gibi küçükken biraz tombik bir bebek olduğumuz için mi öyle? Ben de öyleydim de ondan soruyorum özellikle. Merak ediyor musunuz? Evet, ben de çok merak ediyorum. Tabii ki bu çok önemli. İlk 2 yıl beslenme çocuk sağlığında çok önemli. Neden? Bebekler ilk 2 yıl en hızlı büyümeyi yapıyorlar. Dolayısıyla bizim ilk 2 yıl besleme sırasında yapacağımız hatalar çocuğun ileriki yaşamında obezitenin temellerini atması aslında son derece önemli. Yani. Fazla proteinden besliyorsak bebek kilolu olabilir. Bunun yanında her şey çok normal beslenip iri olan bebekler var. Bunlar genetik olabilir. Yani anne babası iri, bebek kendi iri olmuş bebekler. Beslenmede hiçbir hata yapılmıyorsa ve bebek iri gidiyorsa bunu çok sorgulamıyoruz. Ama bebek
fazlaca protein alıyorsa, ne bileyim biraz karbonhidratı fazla alıyorsa bunu sinyal olarak görmek lazım ilerideki obeziteye gitmesin diye. Örneğin hep anne sütünü vurguluyorum ya Zahid Hanım. İlk 6 ay anne sütü alan bebeklerin erişkin yaşta obezite daha az oldukları görmüş. Yani anne sütü ileriki yaşta şişmanlıktan da hepimizi koruyor aslında. Harika. Peki şimdi Metehan gibi bir bebek belli bir yağ kitlesiyle mi doğuyor? Yani bizim yağ hücrelerimiz evet. Ne zaman şekilleniyor? 7 aylık bir bebeğimiz var. Artık şekillenmiş mi yoksa hani biz büyüdükçe ekleniyor mu? 2 yaşa kadar maksimum büyümesini yapacak. Tabii ki ondan sonra tekrar kilo alırız ama yağ bezlerindeki artık çoğalma durmuş oluyor. 2 yaş kilit yaş. Kilit yaş. Evet. Peki o yaşa gelene kadar gelin size güzel beslenebileceği nefis tarifler verelim. Ben Furkan'ın yanına gideyim. Sonra yanınıza geleceğim. Hemşiremizle beraber yıkatacağız, uyutacağız, gazını alacağız, her şeyi konuşacağız. Furkan'cığım. Başlayalım tariflerimize. Şimdi Aylin Hanım daha iyi bilgi verecek hangi yaş grubuna hitap ettiğimizi. Dediğimiz gibi bebekler için ve çocuklarımız için daha doğrusu meyveli yoğurt tarif vereceğiz bugün. Meyveli yoğurt. Evet, meyveli yoğurt. Katkı maddesiz, tamamen kendinizin yapabileceği ve pratik. Bugün vereceğimiz tariflerin özellikle püf noktası da yok çünkü çok basit şeyler. Bir görelim neler var içinde, anlatmaya başlayalım. Bebekleriniz için harika bir tarif. Çok da pratik, çok da kolay. Çok kolay. Oldukça kolay. Önce şeyle başlamak istiyorum. Meyveli yoğurtla başlamak istiyorum. Malzemelerimi çıkartayım dolaptan. Furkan senin boyun kaçtı? 1.93. Anne baba da mı uzun? Yok onlar kısa. Bazen soruyorum el attık mıyım acaba diye. Allah Allah. Olabiliyor mu böyle bir şey? Anne baba kısa, Furkan 1.93. Daha yeni tartıştık bu konuyu. Sen ne yedin, ne içtin bize bir anlat sonra. İyiymiş. Mesela kaç annen babanın boyu? Annem sanırım 1.60 falandır aşağı yukarı. 1.63'tür en fazla. Babam da 1.75'i geçmez diye. Bizim normal. Yani normal. Hatta ben bu konuyu şöyle konuşuyoruz onlarla. Şimdi her çocuğun mesela yeni doğduğu zaman hastanede bir fotoğrafı falan vardır. Ha. Daha dün konuştuk özellikle. Yok isabet mu fotoğrafı? Oldu. 1 yaşından küçük fotoğrafımı bulamadım. Albümlerde yok. Varsa da bana mı göstermiyor artık nedir ne değil diye fikrim yok. Ben de sorgulamıyor değilim bazen yani. 1.93 olunca peki güzelmiş. Ama şimdi ne var? Elma var. Evet, elma var, armut var. Şöyle hani kararması diye falan bir önlem almadım. Çünkü direkt fırına girecek ve boyutları da rastgele doğradım. Gelişi güzel doğradım. Dediğim gibi fırına vereceğim çünkü. Bu arada dikkat ettiyseniz streçli bir şekilde çıkardım. Dolaba koyduğumuz her şey streçlemeye özen gösterelim ki kabak diğer da şeylerin var. Kokuları birbirine geçmesin. Evet, şimdi bal kabağı, bildiğimiz hani kabak tatlısı yapıyoruz ya, orada kullandığımız bal kabağı. Meyveler hani hemen hemen eşit kalınlıkta olursa iyi olur. Çünkü aynı oranda, aynı süreçte pişmesini istiyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey koymadan, ekstra bir ilave şekerdi bir şey koymadan direkt bunu borcama alıyorum. Daha fazla yapacaksanız fırın tepsisini alabilirsiniz ama gerek yok. Armut ve elma koyuyorum. Başka hangi meyveleri ilave edebiliriz? Mevsim İstersen meyveleri kullanılabilir. Genellikle ama fırına girecek. Tabii bundan fırına girecek. Yani atıyorum bir çilek mesela olmaz. Ayva? Hani, ayva da olabilir, evet. Ayva da olabilir. Yani sert. Elma gibi sert meyveler kullanabilirler bu tariflerde. Şimdi bunu fırına vereceğim ben. Ve üzerine su ekleyeceğiz sadece. Sadece su. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar basit. Meyveli yoğurt da hep meyveler gelirdi aklıma da. Bal kabağı aklıma gelmemişti benim. Bal kabağı gerçekten hani bildiğim kadarıyla çocuk sağlığı için çok tercih edilen bir şey olması lazım. Doktorumuz da hazır burada, öyle midir? Özellikle sebze çorbalarında öneriyorsunuz. Harikasınız. Şimdi buna su verdim çünkü fırına girecek. Önceden 200 derecede ısıttığım fırınıma atacağım bunu. Ya bu sefer su 180 değil mi? Efendim? Hep alışmıştım 180 derece. 180 o yemek pişirirken ağırdan ağırdan pişsin diye. 200 derece veririz çünkü çok fazla bir ürünümüz yok. Açayım mı fırını, açabilecek misin tek elinle? Açıyorum hemen. Şöyle yerleştirdim. 200 derecede bu pişecek. Akabinde burada bir malzemem daha olacaktı. Onu alayım hemen. Yoğurt, meyveli yoğurt yapıyoruz. Evet. Çocuklarınız için, gerçi biz çocuklar için diyoruz ama doğru, hepimiz çıkarttım için. Tamam. Şimdi olabilir. Yoğurdumu çıkartmışım, onu bakacaktım. O fırına girdi. Fırından çıktıktan sonra ne yapacağız onu? Akabinde blender'ı alacağız. Mutfak robotunu ya da. Onu döktük, iyice püre haline getireceğiz. Böyle ezilecek iyice. Daha sonra yoğurt ilave edip bir kaşık bal, yani şeker kullanmıyoruz. Bal koyacaksın. Evet, bal yani. Pekmez de olabilir aynı zamanda değil mi alternatif olarak? Balı önermiyoruz 1 yaşına kadar.
Bir yaştan sonra tabii ki koyabiliriz balı. Çünkü balın içinde bulunan bir bakteri bebeklerde bir rahatsızlık yapabiliyor bir yaşından önce. Bu yüzden pekmez bizim 6. aydan sonra ek gıdada en çok tercih ettiğimiz besindir. Hay hay, bu bilgiyi de göz önünde bulunduraktan yapalım o zaman. Harikasınız. Çok güzel bir imece usulü. Geçelim. Tatlı oluyor. Hemen diğer tarifimize. Hazır değil, tamamen sıkma portakal suyu kullanıyoruz. Çünkü organik olmasını istediğimiz için. Bir muhallebi yapacağız. Muhallebi yaparken de... Zeker tatlı yapıyoruz. Evet. Çocuklarımız için. Mozaik pasta demiştik ya, hani böyle bisküvileri falan pudingi üstüyle aynısını yapacağız. Bu arada bisküvi de yulaflı, bebekler için organik olarak satılan bisküvilerden kullandık. Hani rastgele bir gidip marketten bisküvi almadık. Çünkü söz konusu olan onların sağlığı. Burada portakal suyunu ve sütü doğrudan direkt tencereme atıyorum. Daha sonra un ilave edeceğim ve nişasta katacağım. Fakat portakal suyu, evet, süt. Evet, portakal suyu, süt. Biraz da un. Şeker koymayacağım pek fazla. Koyulabilir ama ben gene bal kullanmayı tercih ediyorum tatlandırıcı olarak. O zaman 1 yaşından sonraki çocuklarınıza özellikle. Bal koymazsanız daha öncesi için de olabilir. Nişastayı da burada koyarken, nişasta biliyorsunuz bir bağlayıcıdır. Suyla açarak koyalım ki pütür pütür olmasın yaptığımız muhallebimiz. Soğuk suyla değil mi o da? Tabii soğuk suyla. Ben bunu yapayım sen lütfen, istersen. Çok teşekkürler. Şöyle hemen açalım bunu, nişastamızı da. Kaşığım buradaydı. Bunu da böyle eğer direkt atarsak pütür pütür olacaktır, topak topak olacaktır. İstediğimiz sonucu alamayacağız. Dediğim gibi şeker kullanmadığım için de daha sonra muhallebim olduğu zaman bisküvilerimi sütle ıslatıp tabana dizeceğim. Her bir katına hem bisküvi hem gerisi zaten dediğim gibi bildiğiniz bir işlem olduğu için tamamlayıp ondan sonra servis edeceğiz. Bebeğinizi yedirebileceksiniz. Peki o zaman sana kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sana diliyorum. Teşekkür ediyorum. Doktorumuzun önerisiyle bu bölüm daha da güzel oldu. Bir izleyicimiz sizin maillerde az önce size okutmuştum. Hatta adını da okuyayım da. Facebook'tan yazmış bize. Tam da bugün için sanki Kezban Kaçar. Bunlar bana böyle... Bilgisayardan 2 saat bakmayayım diye böyle getiriyor arkadaşlarım, sağ olsunlar. Kezban Kaçar diyor ki benim de 2 aylık bebişim var. Annem yanımdaydı, o zaman bebeğini annem yıkıyordu. Gidince ben tek kaldım. Yıkamaya korkuyorum şu an. Su falan yutar diye. Zahide abla çok sağ ol, gene yetiştin hayatımıza diyor. Peki sizin için bebeklerini tutamayan, daha yeni anne olmuş ve yıkamaktan biraz da çekinenler için siz kaç kere yıkamışsınızdır artık? Evet, ben alıştım artık. İlki zor muydu? İlk çocuğum zaten. Hayır, ilk yıkamanız zor muydu? İlk yıkamam zordu. Biraz zordu. Evet. Peki o zaman biz hemşiremizden de rica edelim. Doktorumuzu da böyle alalım. Tamam, peki. Burada biraz kalabalık olacağız. Sonra yataklarını da konuşacağız çocukların. Peki. Metehan gelir misin bana? Gel bakalım. Gel bakalım. Anne de gelsin bizimle. Anne de burada olsun. Anne sen de gel burada. Bak. Stüdyomuza bak. Daha keyifli. Herkes sana bakıyor. Gördün mü? Bak teyzeler, sen nazar değmesin. Dualarınızı eksik etmeyin küçük Metehan'dan da. Rabbim isteyen herkese evlat nasip etsin. Aynen. Bana da nasip etsin inşallah ya Rabbim. Böyle güzel papaç bir şey. Maşallah. Peki anneye git o zaman. Git o zaman. Tamam. Şimdi bebeği yıkarken. Evet. Suyun derecesi. Evet. Ne olmalı? Yani öneriden 37-37,5. Çünkü vücut ısısıyla aynı olması gerekiyor. Bu annenin bebek... şöyle dirsekle baktığı evet. sıcaklık. Evet, en doğru yöntemdir o. Çünkü vücut ısısıyla aynı değer olmalı. Bebeğin ajite olmaması, üşümemesi ve hani ağlamaması ve annenin de stres olmaması için suyun ısısı çok önemli. Peki, bebeğimizi alalım mı buradan? Alalım. Sakal. Şimdi banyo işlemine başlamadan önce ön hazırlıklarımız var. Bebeğin kıyafetleri, işte banyo suyu için şampuanı, yani şu an burada yok ama... Hiç önemli değil, biz onları zaten biliyoruz. Evet. Biz genel prensiplerimizdeyiz. Yani bunları hazırladıktan sonra bebeğimizi soyuyoruz. Tabii yavaş yavaş ve bebekle göz teması halinde, kurarak. Onunla konuşarak. Çünkü bebekler soyunurken çıplak kalınca çok korkarlar ve kendini boşlukta hissederler. Bizimki altını açtırıyor. Evet. Sonra kapattırana kadar annesini öldürüyor ve devamlı onu peşinde koşturuyor. Hiç istemiyor ve evde dört dönüyorlar böyle. Evet, bir yaşından arada, sonraki daha sonra mutlu oluyorlar. Hoşuna gidiyor hemen. Bir şey soracağım. Torun var mı? Var. Hiç altını değiştirdiniz mi? 3 tane var hem de. Sizi böyle alayım mı ben? Hazır sizinle başladık, gelin sizinle devam edelim. Gelin böyle, buyurun.
Buyurun buyurun, emekli bak hanım da göbekten şikayetçiydi. Bir öyle başladık şimdi tor... Şöyle yanıma gelin ama lütfen. Tekrar isminizi başladın bana. Kemal. Kemal Beyciğim. Torun üç tane. Hiç yıkadınız mı? Yıkamadım. Yalan konuşmayın. Zaten çıkaranım burada. Peki hiç altın değiştirdiniz mi? Büyüğünü değiştirdim. Değiştirdiniz. Evet. Bravo vallahi. Erkekler evet. Bazen kaçıyor ya böyle şeylerden. Bak ne güzel. Peki hiç yıkamadınız. Nasıl yıkayabiliriz acaba? Hiç bir tahmin edebiliyor musunuz? Nasıl tutulur? Hanımı görüyordum. Kolunda yıkıyor, tutuyor böyle. Kolunda tutuyor. Kafasından. Ha. Yatırıyor kolun üstüne. Güzel. Oradan yıkıyor. Oradan. Ben su döktüğüm oldu canım. Suyu döktüm yani. Ha en azından. Ha, en azından. Dedi olarak. Peki. Aslında böyle karı koca yapmak çok daha güzel. Torun olunca da aynı şekilde. Peki siz de böyle evet. Olayım. Gelin böyle lütfen. Doktorumuza sorunuz var sadece sorabilirsiniz de. Sağ ol. Kemal Bey yardımcı oluyor mu? Olur. Olur. Evet. Sever. Kendi çocuklarını değiştirdi. Torunları değiştirmedi ama. Ha, benim güzel. Çok işim olduğum zaman yapıyordu yani. Bayılıyorum yapıyordu. Ya böyle beylere. Evet. Bak ne güzel. Değiştiriyordu. Bundan yardımcı olmak 40 yani. Sene önce tabii. 40 sene. Hem de 40 sene önce. 40 sene önce şimdi evet. Bile o elin hamuruyla ben yapmam diyenler var. Evet, onlara var. Örneksiniz. Siz o yüzden evet, söylüyorum. Peki sorunuz var mı yıkamayla ilgili? Siz nasıl yapıyordunuz? Biz bir gösterin önce, bana. Önce bize öyle öğretmişlerdi. Şöyle kolumuza yüzüstü yatırıyorduk. Buyurun bebeğinizi yani alın. Bana gösterin şimdi siz asıl. Mesela şöyle tutuyorduk. Evet. Biz o zamanlar önce böyle başını yıkıp sonra çeviriyor yatırıyordum. Ben de ama o, şimdi öyle yapmadık torunları. Niye? Bilmiyorum onu pek şey yapmadılar. Tasvip etmediler evet. Mi? Şimdi nasıl yani yaptınız şimdi, torunları? Mesela diyorlar şöyle hemen hani nefes alsın şöyle yapıp yüzüne su değmeden falan durladık öyle. Doktor öyle öğretmişti bize. Peki doktorumuza soracağız şimdi final. Yanlış mı yani? Bu, hayır yanlış değil. Böyle yıkama. Aslında her ikisi de doğru. Önemli evet. Olan burada bebeğin konforunu bozmamak. Yani bebek evet. Hangi pozisyonda rahat ediyorsa onu uygulamak. Yani illayı şöyle yıkayın evet. Diye bir pozisyon tabii ki yok. Hı-hı. Ama burada bizim tercih ettiğimiz bir kere zamanlama önemli. Bebek ne aç ne tok karnı olmalı. Bu çok önemli. Aç karnı bebeği yıkarsanız çok ağlar. Tok karnı yıkarsanız huzursuz olur, kusabilir. Evet. Bir kere zamanlama önemli. Beslenmeden bir saat önce ya da bir saat sonra bebeği banyo yaptırmalıyız. Ortam sıcaklığı çok önemli. Normalde oda sıcaklığını biz 20-23 derece öneriyoruz. Sağlıklı bir bebeğin büyüyeceği oda. Bizim insanlarımız odayı maalesef çok sıcak yapıyorlar. Hasta olmasın diye derdimiz tam ama yanlış mı yapıyoruz? Aslında hasta çocuğun odasının ısısını düşürmemiz lazım ki mukozalar evet. Yani burun mukozamız hava alsın. Oda ısısını düşürmek lazım ama banyoda oda ısısı 26-27 derece yeterli. Biraz arttıracağız. Suyun sıcaklığını da söyledik. Hemşiremiz de gösterebilir arzu ederseniz. Peki, ben de evet. Gösterebilirim. Biraz ben bir şey eklemek istiyorum. Nefes olamaz. Hani başına dökünce. Evet. Ha, yüzüne gözüne kaçar gibi. Evet çırpınıyor ne olduğunu ya. Bilmiyor korkuyor nefes çocuk. Nefes alamıyor korkmayın. Çırım çırım. Evet. O zaman başlıyor bağırmak. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Zahideciğim sen bunları anlatıyorsun ama benim çocuk çoktan büyüdü biz bunları geçtik. Evet. Bunları anlatıyorsun diyorsanız sizin için de birazdan bir konuğum gelecek. Onunla da YGS sınavı dün yapıldı. Herkese geçmiş olsun bir kere bütün çocuklarımıza. Evet. Ama bir sınav daha bekliyor onları. O sınavda ne yapacaklar? Ha sınav bitti rahata mı erdik? Daha var. Özellikle bugün konuşup düşüneceğimiz daha çok şey var. Birazdan da büyük çocuklarımızı konuşacağız üniversite sınavı için. Peki ne eklemek istersiniz? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi banyo işinde mesela annelerimiz banyo yaptırılan ortamın ısısıyla bebeğin yaşadığı ortam ısısını bir tutmuyorlar. Yani banyo esnasında ekstra ısıtılıyor. İşte 25'lerin üzerinde oluyor. Ben bunun sağlıklı olmadığını evet, anlatayım ama doktorum da bu konuda hani aynen, dediğiniz gibi 25-26 evet. Derece yeterli. Ekstra ısıtıcı koymaya fazladan gerek yok. Evet. Peki nasıl yıkıyorsunuz bebeği? O suyun ısısını ayarladık. Tabii bebeğimizle göz temasımız olacak ve onunla konuşuyor olacağız. Önce ayaklarını indireceğiz. Hı-hı. Yavaş yavaş. Bu arada tekrar konuşuyoruz. Seviyoruz onu. Daha sonra... ne olduğunu anlamıyor buralarda sanki. Evet, aslında bebekler banyoyu çok severler. Dediğim gibi hani biz onu korkutmazsak. Evet, sıvısı, suyunu iyi ayarlarsak, işte onunla iletişim halinde olursak çok da keyif alırlar. Sonra yavaş yavaş bütün vücudunu, aslında bu suyu biraz daha arttırabiliriz. Çünkü banyo aynı zamanda yüzdürmek amaçlı. Çünkü anne karnında bebekler su içerisindeydiler ve onu hep arıyorlar. Bu şekilde yavaş yavaş indiriyoruz ve... Yavaş yavaş. Evet, i̇şte yavaş burada yavaş. Çocuk titremeye başlıyor. Evet. Hele yüzüne evet, geldiğinde böyle, aynen, azıcık da korkuyor. Tutma pozisyonumuz, koltuk altından kavruyoruz, başını...
kolumuza dayayarak bu şekilde gayet güvenli tutuluyor. Bir şey soracaksınız Kemal Beyciğim? Şimdi böyle işte hem ağzına sabunlu su gidiyor, gözlerine gidiyor. Gitmeyecek. Böyle gitmez. Gitmeyecek. Yani şuralara eğer dikkatli bir şekilde sabunlamayacak mısın? Başını durularken daha çok yutuyor. Evet. Böyle güzel. En son başını yıkıyoruz daha zaten. Daha erken erkemen olsun istiyoruz. Evet. Evet. Kendi çocuklarımızda bilmedik Zahid Hanım. Torunlarda öğrendik. Vallahi ben 17-18 yaşındaydım. Büyütmüşsünüz ama. Çocuğumu büyüttüm ama 3 gün belediye ebemiz vardı. Küçük bir yerdeydik o zaman. Ya. Belediyede diplomalı ebe doğum yaptırdı. 3 gün o gelip yıkadı. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ondan sonra kendim ben işte bildiğim kadar yaptım bir daha. Öğrendim. Evet güzel. Yani. Şimdi gelinlere, kızlara evet. Faydanız olacak. Ama peki. Torunlarda daha güzel yaptık her şeyi. Televizyonlar evet. Böyle sizin gibi aydınlatıcı yayınlar için. Falan oldu. Peki her o zaman öğren. Anneanneler, babaanneler ekran başına o diyelim. O zaman yoktu. Televizyon yayınları yoktu. Hiçbir şeyler yoktu. O zaman büyükler, daha çok muhabbet evet. Ediyorlarmış. Evet. Merak etmeyin. Büyükler ne dersin yapıyorduk. Bir taraftan şanslıymışsınız. Peki başını nereden başını en son yıkıyoruz. Kuaför şeklinde de arzu ederseniz yıkayabilirsiniz. Yani ama ben daha çok şekilde. Evet ben daha çok çeviriyorum. Bu şekilde yine koltuk altından kavruyoruz. Bu sizin dediğiniz işte. Evet. Başını destekliyoruz yine. Buradan peki. Da en son başını yine vücudun yıkıyoruz. Yalnız bazı anneler düşünüyor mesela yağ koyuyorlar suyun içine veya şampuan ama bu biraz elimizdeki bebeğin hani daha kayması evet, sebep evet. Olabiliyor. Evet ondan dolayı en son. En son çıkartmadan evet, önce yani evet. Normal suyla yapıp sonra da en son şampuanlayıp. Yani evet. O daha az stres yaşarlar hani elinden doğru, kaydırmamak doğru. Adına. Peki bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Rica. Sizlere de çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Yok onu da götürebilirsiniz. Peki. Sizi yavaş yavaş bebeğimizle tamam. Alalım. Size çok teşekkür rica ediyorum. Ederim. Tamam öyle bunu diyorum. Artık yapma olduğu için böyle. Çok teşekkür ediyorum. Siz de yerinizi alayım. Tamam. Şimdi bebeğimizi. Ama Esra Hanım telefondaymış. Önce ona merhaba diyelim. Peki. Sonra uyku pozisyonu ve tamam. Araba koltuklarından da bahsetmek istiyorum. Esra Hanım merhaba efendim. Buyurun. İyi Esra akşamlar. Hanım. İyi akşamlar. Hanım. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Esra Hanımcığım 20 aylık bebeğiniz varmış. Allah bağışlasın. Evet 20 aylık bebeğim. Duyuyorum ben sizi Esra Hanım. Sesiniz de geliyor. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar tekrar. Buyurun. 20 aylık bebeğim var. En 1,5 yaşında en şeyde baş eti var. Aralık ayında ilk oldu. Evet. Ondan sonra bir aydan bir tekrarladı. Sonra baş dönmesi. Evet şiddetli şekilde ama kısa. Mesela 15 saniye 1 dakika arasıdır belki. Yani götürdük tomografisini çekildi, EEG çekildi, kan tahlilleri yapıldı, kulak burun boğaza götürdük. Ne dediler bütün peki? Doktorlara götürdük. Her şey temiz çıktı, hiçbir problem çıkmadı. Maşallah yani ama baş dönmesi devam ediyor. Evet şimdi az da olsa mesela kafasını tutuyor anne diyor. Hani işte evet. Belli ediyor başının döndüğünü hani söylüyor. Bu ya hani bunun için. Evet, peki. Sorunuzu anladık. Hani, peki. Ne bitmeyen bir baş dönmesi yapan. Tahlillerde de bir şey çıkmamış. Evet. Şimdi Esra Hanım burada bize çok güzel ifade etti aslında. Başı döndüğü zaman bebek kendisini tutuyor, başını tutuyor. Ve gittikleri doktorlar son derece doğru doktorlar. Doktorlara gittik, kulak boğaza gittik. BT'si çekildi, EEG'si çekildi. Bunlar gerçekten şiddetli baş dönmesi tarifleyen çocuklarda yapılması gereken tetkikler. Bizim bu aylarda en çok gördüğümüz iyi huylu baş dönmeleri vardır. Biz buna tıpta selim vertigo deriz. İyi huylu baş dönmesi. Bunların altında hiçbir sebep bulamayız. Gerçekten tetkikleri yapılmış. Bu zamanla geçecek bir sistem. Dolayısıyla telaşlanmamak lazım. Fakat baş dönmesi çok değişik bir sıklıkta olmaya başlarsa, baş dönmesine eşlik eden bulantı kusma, özellikle fışkırır tarzı kusma gibi bulgular eklenirse, doktor kontrolüne bir daha gitmekte fayda var. Ama Esra Hanım'ın dediği gibi her şey yapıldıysa korkulacak bir şey yok. Bu iyi huylu bir baş dönmesi olabilir ve zamanla geçecektir. Zamanla geçecek diyor doktorumuz. Çok geçmiş olsun, teşekkür ediyoruz. Peki efendim, bir telefonumuz daha var. Hemen merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Merhaba alo. Efendim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun dinliyoruz sizi.
11 aylık bir bebeğim var, oğlum var. Yaklaşık 2 aylıkken ağlarken morarmaya başladı. Hani istediği bir şey olmayınca, örneğin memeyi tutamayınca ağlamaya başlıyordu. Ve morarıyor, nefesini tutuyor. Yaklaşık 10-15 saniye tutuyor nefesini. Büyüdükçe bu artmaya başladı. Yemek yedirmeye çalışıyorum. Yemek istemediği zaman morarıyor ağlarken. Bu beyin hücrelerine zarar verir mi diye sormak istiyorum doktor hanıma. Peki Aslı Hanım. Aslanım geçmiş olsun. Bu da bizim çok sık gördüğümüz bir yakınma. Buna biz soluk tutma nöbeti diyoruz. Breath holding spell denir tıpta. Niye yapar ki çocuk bunu? Şimdi şöyle, bu ya da genelde bilinçsiz mi yapıyor? Tabii ki bilinçsiz yapıyor. Bu aslında aileseldir. Yani ailesinde de küçükken bunu yapan bir birey genellikle vardır sorduğumuzda. Bebek büyüdükçe geçer, beyin sistemi olgunlaştıkça. Fakat burada Zahide Hanım ayırt etmemiz gereken iki şey var. Eğer bu çocuklar bu nöbetler esnasında çok katı morarıyorlarsa, bu morarma süresi uzun süre devam ediyorsa şayet altta yatan kalp ritim bozukluğu olabilir. Ya da EEG'si beyinden gelen bir uyarı işareti olabilir. Bu çocuklarda bu nöbetler çok sık oluyor ve uzun sürüyorsa mutlaka bir çocuk nöroloğu ve mutlaka bir çocuk kardiyoloğunun ayrıntılı değerlendirmesi. Eğer bunlarda hiçbir şey yoksa zamanla beklenmesinde fayda var, bu geçecektir. Bir de ikinci husus. Demir eksikliği anemisi, kansızlık bu çocuklarda bu nöbetlerin ağırlaşmasına neden olur. O yüzden bu çocuklarda özellikle kansızlık varsa Aslı Hanım ona dikkat edebilir. Kan sayımı yapılması özellikle demir açısından. Eksiklik varsa yerine koyulması bu nöbetlerin hem sayısının azalmasına hem de süresinin kısalmasına yardımcı olur. Peki, çok geçmiş olsun efendim, teşekkür ediyoruz. Şimdi görüntülerimiz var. Bebeklere yoga yaptırıyorlar. Bir de bebekleri soğuk suya atıyorlar. Bazı memleketlerde bu bir kültür. Evet. Yani buza tutuyor, atıveriyor çocuğu. Şaka gibi biz olsak var ya, Allah Allah sesleriyle çocuğun arkasından gidip atanı da ayrıca. Artık bilmiyorum neler yaparız. Ama kültürel olarak bebeklerin soğuk suya atılması ve yoga, izleyelim görüntülerimizi, üzerine konuşacağız. Bu görüntülere inanamayacaksınız. Çocuklar karların üstünde nasıl oyun oynuyor? Evet, yanlış görmediniz. Görüntülerdeki gerçek bir bebek. Bu ilginç yöntemin adıysa bebek yogası. Faydaları tartışıla dursun, ülkemizde pek de tercih edilmiyor. Sibirya'daki çocuklarsa aileleri tarafından bebekliklerinden itibaren buzlu suya alıştırılıyor. Bu geleneğin bir sonucu olarak da çocuklar soğuğa direnç kazanıyorlar. Aman Allah'ım! Bu görüntü bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Hani eline böyle webcam koyup da bakıcının neler yaptığını görmüş, çeken anne babalar var ya, vallahi onu hatırladım. Çocuğu böyle yani, ama bunun... bilmiyorum, biz aldığımız görüntülerde yoga yazı sakın denemeyin. Hani biz yoga dedik de hemen doktorumuza danışalım. Şimdi özellikle bebek yogası diye bilimsel olarak çıkan yayınlar henüz elimizde yok. Tabii ki yoga son zamanda çok popüler, yoga hatta var, eskiden beri var. Hoş bir durum ama. Ama bebeklik yogası hakkında gerçekten yeni yayınlara ihtiyacımız var. Tabii ki bebeklere masaj yapmak çok son derece faydalı. Biz bebek masajı öneririz mesela. Banyodan tatlı sonra tatlı böyle. Tatlı yani, tatlı. Ama özellikle bebek yogası diye bir önerimiz bizim henüz yok. Orada yapılanlar ne olabilir zaten ki? Benim içim gitti ya. Yani enteresandı neredeyse. Dikkat ettiyseniz orada bir koldan ve kalçadan tutma hareketi var. Biz mesela çıkar diye ödümüz patlar, kesinlikle çocuğun kolu bacağı çıkar diye. Evet, orada kalçaya son derece dikkat etmek lazım. Peki normalde anne babalarda ben görüyorum. Yani bunlar çok uç görüntülerdi, aman ha. Asla denemeyin tabii. Ama anne baba böyle elinden şöyle sizinle yapalım mı? Tabii. Yani anne baba elinden tutuyor. Tamam. Hadi gelin şurada uçtu uçtu yapalım bak. Değil mi? Yapmıyor musunuz? Biz yapıyoruz. Uçtu 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 yapıyoruz. Evet. Tekrar, bir de çocuk nasıl mutlu? Tekrar evet. Uçtu 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 yapıyoruz bir daha. Evet. Şimdi burada uçarken bebeğin kolunu bacağını sakatlamayalım Allah korusun. Bunda yani bebek değil çocuk gerçi artık. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat bizim halk arasında daha çok gördüğümüz dadı dirseği dediğimiz bir durum var. Mesela genelde neden? Dadıların başına geldiği için dadı dirseği denmiş. Diyelim ki dadı parkta çocukla yürüyor. Aha. Çocuk inatlaştı, yerde oturdu, gitmeyeceğim diyor. Dadı kolunu şöyle çekiyor, koltuk altından tutmuyor. Buradan çektiği an buradan dirsek yerinden çıkıyor. Bu son derece ağrılı, çocuğu acil doktora getiren bir durumdur.
Bizim özel bir manevrizmanımız vardır. Bir hareket yaparız ve o dirseği yerine yerleştiririz. Ama çocuk canıraç yani, Allah korusun. Tabii. Yani burada dikkat etmemiz gereken, çocuğu elinden tutarken bizimle inatlaştığımızda şu hareketi yapmamak. Koltuk altından tutup çocuğu nazikçe kaldırmamız lazım. Mümkünse şöyle tabii mümkünse kaldıralım. Mümkünse öyle kaldırmamız lazım. Gerçi evet. Ben ne anneler görüyorum. Allah'ım tabii. Onlara sabır versin. Çocuk var ya, ya anneye annesinin emcisini burnundan getirtiriyor. Evet. Yapmam, gitmem, bir de ağırlığının farkında. Atıveriyor kendini yere. Tabii. Yani bayağı oturmuş ama el annede. İşte en çok dadı dirseği orada oluyor. Kalk. Çekiyor anne, ha. İnatlaşma ve bir de rezil oluyorum diye üzülüyor kadın. Ya da otobüse binmiş, metroya binmiş. Çocuk inmiyor o sırada, Allah korusun. Tabii. En güzeli, ben doğru mu öğrendim? Şimdi buradan evet. Çekerken... Koltuğun altından ve altından çocuk değil ki yere tutup. Oturuyor. Yerde oturdu, inatlaştı. Şu değil. Şuradan çekmek değil. Hadi evladım gidelim. Ha, buradan. Evet. Böyle. Evet. Peki. Bir de şeyi sorayım. İnatçı çocukları. Onu ben bir kere babama yapmışım da almışım ağzımın payını. Ve oyuncakçı dükkanından geçiyoruz. Tabii babam Avusturya'dan gelmiş. Ne istersem alacak zannediyorum ben. Ondan sonra bir dükkanın önünden geçerken babaanneme yaptığım için biliyorum. Atıvermişim kendimi yere. İstiyorum da istiyorum. Babamın umurunda değil, bakmamış bile. Hemen demiş geliyorsun benimle ya da burada kal, ben gidiyorum. Ben de hiç alışmamışım, babaannem normalde şimdiye çoktan iki gözyaşıyla almıştı ne istiyorsan. Tabii. Dükkanın sahibi çıkmış. Oğlum demiş, babam da genç o zamanlar. Oğlum demiş, hani al, ben vereyim para istemiyorum Allah aşkına, yazık çocuğa. Hayır demiş babam. Evet. Sen eğer kalkıp benimle gelirsen dönüşte belki alırım. Aa, evet. Orada ağlarsan ben gidiyorum, sen ağlamaya devam et. Baktım tabii durum ki. Ciddi. Sile babamın peşinden. O oldu. Evet. Bir daha ne babaanneme ne babama. Tabii kararlılık çok önemli. Oradaki ebeveynin babanızın gösterdiği kararlılık çok önemli. Ya o da bayağı bir şey davranmış yani, yoksa çok zor ama. Peki aşık olmak günah mı? Yusuf Kavaklı açıklıyor birazdan. Hocamıza öyle enteresan sorular geliyor ki, bak birazdan yine enteresan soruları dinleyebilirsiniz zamanımız kalırsa Yusuf Hoca'dan. Özlem Hanım merhaba. Özlem Hanım. Ben. Özlem, şükür kavuşturan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım, buyurun. Benim 13 aylık bir bebeğim var. Ek gıda yediremiyorum, sadece anne sütüyle besliyorum. Ne yapmam gerekiyor, nasıl yedirmem gerekiyor? Peki. Onu istiyorum. Peki Özlem Hanım, siz ek gıdayı ilk ne zaman denediniz bebeğinize? 6 aylıkken başladım ama hiçbir şey yediremiyorum. Yani ağzını kapatıyor, kafasını çeviriyor. Sadece anne sütü emiyor. Peki, bebek yemediği zaman siz onu aç bırakmayı denediniz mi? Hmm. Şimdi şöyle, bazı bebekler anne sütünü bırakmak hiç istemezler. Bizim istediğimiz çocuk hekimleri olarak ilk 6 ay anne sütü, ama 6. aydan sonra mutlaka tamamlayıcı besine geçmek lazım. Çünkü tek başına anne sütü 6. aydan sonra artık yeterli değil. Tabii ki 2 yaşına kadar anne sütü diyoruz. Niçin? Anne sütünün içinde bağışıklık hücreleri var, canlı hücreler var. Prebiyotikler var, sağlıklı bakteriler var. Bunların bebeğe geçmesi çok önemli. Şunun. Ama ek gıdayı da mutlaka almalı. Eğer yediremiyorsa şurada bir şöyle bir yanlış yapılıyor olabilir. Nasıl olsa yemiyor diye bebeği memeye alıyordur. Hmm. Ya yani o bebeği aç bırakmak, bir de yemedi diye pes etmeyip aynı gıdayı defalarca denemek lazım. Yani 8-10 deneme yapın diyoruz biz. Bir çocuk armutu sevmedi mi? Armutu sevmedi diye kenara koymayın. O armutu 5-6 gün arayla defalarca deneyin. Mutlaka sevecektir. Ya da armutu sevmedi, yoğurtla karıştırın. Yoğurt, armut, pekmez yapın. Yani burada iş biraz da anneye düşüyor. Yaratıcılık. Yaratıcılık. Hep aynı şekilde sunarsa bebek keyif almıyor olabilir. Onu şekillendirmek lazım. Örneğin bal kabağı. Biz bal kabağını niye seviyoruz? Mesela brokoli, karnabahar gibi sebzelere tat veriyor. Onların yenilmesini sağlıyor. Tatlı patates, bal kabağı, brokoli. Bu şekilde annenin kombinasyonlar yaratması son derece faydalı olur. Peki daha fazla düşünmek gerekiyor, çocuklara yaratıcılık evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle. Aylin Hanım merhaba. Hoş geldiniz Aylin Hanım, merhaba. Merhabalar, nasılsınız Aylin Hanım? Çok teşekkür ediyoruz. Siz sordukça, öğrendikçe daha iyi oluyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Benim doktor hanım bir sorum olacaktı. Buyurun. Benim çocuğum 3 yaşında. Evet. Yalnız konuşamadı. Konuşamıyor daha doğrusu. Konuşamayınca çok sinirli, derdini anlatamıyor. Bir şeyleri kırıp döküyor. Yaşlarını dövüyor. Döktüm. Ne yapmam gerek? Ben kaç kere doktorları da götürdüm çocuk psikiyatri bölümüne. Evet. Ne dediler? Ne dediler? Yaşlarıyla bol bol oynamasını söylediler. Oynamasını. 2 saat oyun saatlerinde kreşe vermemizi söylediler. Peki. Her şeyin normal olduğunu söyledi ama çocuk geçen seneye rağmen bu sene
daha çok hırçınlaştı. Dışarı götüremiyorum, parkına atamıyorum. Tabii derdini anlatamıyor çocuğum. Bir, evet. Bir araya gelemiyor çünkü niye sürekli kavga gürültüden sürekli dövüyor. Peki Aylin Hanım, çocuğunuz bay bay yapıyor mu? Yani şu efendim? Hareketi mi? Bay bay yapıyor mu? Sesinizi alamıyorum. Çocuğunuz şöyle... size bay bay yapıyor mu? Alkış yapıyor mu? Sizinle göz teması kuruyor mu? Sevilmekten, evet, evet. Kucağa almaktan, öpülmekten hoşlanıyor mu? Siz bir yere gittiğiniz, evet, zaman arkanızdan ağlıyor mu? Bunlar çok önemli. Evet, hepsini yapıyor. Bay bay yapıyor, alkış yapıyor. Evet, evet, evet. Peki siz çocuğunuza çok televizyon seyrettirdiniz mi? Evet, çok çizgi film izliyor. Evet. Aa, bir dakika, bu çok önemli, tabii, bir soru Aylin Hanım. Sadece, tabii, siz değil, hepimiz. Tabii. Çok çizgi film izlemesi sıkıntılı mı? Kesinlikle çok sıkıntılı. Tabii ki, tabii ki. Bütün gün televizyon başında çocuklar çizgi film seyrediyor. Çok yanlış. Şöyle ben izah edeyim. Şimdi Aylin Hanım dedi ki biz psikiyatristlere de gittik. Hı-hı. Demek ki önemli bir durum yok ki burada rahatladım ben demesinler. Çünkü bizim burada korktuğumuz 3 yaşına gelip konuşmayan çocukta az önce de bahsettiğim gibi otizm gibi yaygın gelişimsel bozukluklar konuşmamayla bize gelebilirler. Bir de burada önemli bir nokta, işitme testi yaptırdınız mı Aylin Hanım? İşitme testi yapıldı mı? Çocuğunuzun kulakları duyuyor mu? Evet, işitme testi yapıldı. Her şey yapıldı. Yalnız bir tek şikayetim geç konuşuyor. Yani hiç konuşmuyor. Çok yaramazlık yapıyor. Anladım. Yani nasıl mücadele etsem bilmiyorum. Bak, peki. Bilmiyorum ben çocuğum. Tamam. İşitme testi yapılması da beni rahatlattı. Çünkü bazı çocuklar duymaz. Doğuştan sağırdır. Hmm. Anlamayız. Bu çocuklar duymadıkları için kelimeleri söyleyemezler, çıkartamazlar, gürültüden hoşlanmazlar. Sürekli bağıran, huzursuz, mutsuz çocuklardır. Ama bu çocuğun işitme testi yapılmış. Burada benim gördüğüm, anladığım kadarıyla, tabii şu kadar kısa mesafede, tabii, anlamak, tabii, mümkün değil ama çok çizgi film seyretmesi bir kere kesinlikle hata. Pedagoglar, çocuk psikiyatrları ilk 3 yaşa kadar mümkünse çocuklarınızı hiçbir şekilde medya ile gibi, ha, ya da yani elektronik aletlerden. Elektronik aletlerle haşır neşir olmasını istemiyoruz. Çünkü ben çocukların görüyorum, çünküden önce herkesin elinde, hatta yemeğe gittiğimiz zaman çocuğu susturmak için, evet, mutlaka bir bilgisayar. Mutlaka. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir yaşında bir çocuğun şöyle yaptığını gördüm ben. Şöyle, tabii, yapıyor çocuk. Yani o hareket bilgisayarda şeyi büyütmeye çalışıyor. Evet. Artık sayfa çevirmeyi bilmiyor çocuklar ya, şu hareketleri biliyor. Evet, haklısınız. Siz bunun zarar verdiğini düşünüyorsunuz. Bunu pedagog ve psikiyatrlar söylüyor. İlk 3 yaşa kadar televizyon kesinlikle önerilmiyor. İlk 3 yaşa kadar. Bundan sonra 3 yaştan sonra eğer ki diğer elektronik aletlerle sizin bahsettiğiniz, hı-hı, oynayacaklarsa mutlaka süreyi 40-45 dakikada bir gün içinde sınırlandırmak lazım. Hı-hı. Bütün gün televizyon karşısında klip seyreden, reklam seyreden çocuk konuşamaz. Hı-hı. O yüzden bu çocuğun, Aylin Hanım'ın çocuğunun mümkünse hemen kreşe gitmesi, kendi yaşıtının çocuklarıyla iç içe olması gerekiyor ki konuşma süresi hızlansın. Buna rağmen konuşamayan çocuklarda konuşma terapistlerini öneriyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sonrasında tekrar edeceğiz. Peki. Sağ olun, değerli izleyicilerimizin sorularını cevapladınız. Tamam. Sizi yerinize alıyorum. Doktor Aylin Şimşek'ten güzel bir çorba tarifi hemen kapanmadan geliyor. Evet, buyurun. Hızlıca anlatalım. İlk başladığımız zaman sebze çorbasına başlangıçta olması gereken sebzelerimiz patates, hı-hı, havuç ve biraz bir avuç kadar pirinç. Niçin pirinç veriyoruz? Pirinç çocuklar için sindirme en kolay tahıl. O anlamda çok faydalı bir tahıl. Patatesi, orta boy patatesi küçük küçük küp küp doğruyoruz. Aynı şekilde orta boy havucu da güzelce soyduktan sonra bunları birazcık suda sebzeler yumuşayıncaya kadar, çok fazla kaynatırsak yararı bitecek biliyorsunuz. Çok fazla kaynatmayı istemiyoruz. Sebzeler yumuşayıncaya kadar kaynattıktan sonra pişmeye yakın bir avuç pirinci içine ilave ediyoruz. Sebzeler ve pirinç birlikte piştikten sonra biz bu karışımı tel süzgeçten geçirebiliriz. Hmm. Veya da az bir blender yapabiliriz. Hafif pütürlü olmasını istiyoruz. Çünkü bebeklerin pütürlü gıdaya alışması lazım. Ha. Piştikten sonra bir çorba kaşığı ortası dolusu sızma zeytinyağı. Burada önemli olan piştikten sonra zeytinyağını bebeklerde ilave etmeyi tercih ediyoruz. Zeytinyağını eşit olarak çorbanın her tarafına dağıttıktan sonra ilk denemede sadece 4-5 tatlı kaşığı veriyoruz ilk gün. Bu ilk defa bebeğinize bir şey vereceğiniz, evet, zaman yapacağınız çorba. Daha, harika, sonra bu çorbanın içine mevsim sebzeleri olmak üzere mesela bir dal brokoli ilave edebiliriz. Yavaş yavaş. Veyahut da bal kabağı ya da karnabahar. Çok teşekkür ediyorum ben, doktor, teşekkür, hanım, ediyorum. Çok güzel anlattınız. Bana masal masal geldi böyle, değil mi? Çorba tarifi değil de masal anlatıyormuş gibi. Ne güzel, dilli tatlı hep öyle kalsın. Furkan'cığım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sayın Sadık Gültekin eğitim uzmanımız.
Yarın canlı yayında karşınızda olacağız. Saat 16'da görüşmek üzere efendim. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.